Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz firmamıza. Hoş bulduk. Kerem Özal ben, Agromek firmasının yönetim kurulu başkanıyım. Yaklaşık 15 yıldır firmamızda aktif olarak görev alıyorum. Ailemizle beraber ekip halinde çalışıyoruz. Firmamızı sektörümüzde layıkıyla temsil etmeye çalışıyoruz. Evet, biliyorsunuz ki önümüzde bir tarım fuarı var. Size fuardan nasıl haberiniz oldu? Şimdi bizim öncelikle tarım fuarından haberimiz olması kadar doğal bir şey yok. Çünkü bu sene bizim dördüncü senemiz. Dördüncü senenin katılımcısıyız. Her sene düzenli olarak katılıyoruz. Hatta bizim Samsun Tarım Fuarı 2015 yılında açıldı biliyorsunuz. İlk fuarımız. Yani ilk biz 2015 Samsun Tarım Fuarı ile beraber başladık bu işe. 2015, 2016, 2017, 2018 derken bu sene İşte bir dahaki hafta dördüncü fuarımızı, Samsun dördüncü tarım fuarını gerçekleştirmiş olacağız. Daha önce fuarı ziyaret ettiniz mi ve stand açarak katılım sağladınız mı? Evet. Demin de söylediniz ama biraz bahsedebilir miyiz? Yani biraz açalım konuyu. İlk günden beri biz TÜYAP fuarcılıkla beraber güzel, resmen bir ekip halinde çalışıyoruz. 2015 yılında ilk tarım fuarına katıldık, standımızı açtık. Ama stand açarken aynı zamanda fuarda hem katılımcısınız hem ziyaretçisiniz. Çünkü stand açmakla yetinmemek gerekiyor. Orada biz dostluklar kuruyoruz. Bir sürü ticaretle uğraşan girişimci, esnaf arkadaşlarla, abilerimizle, kardeşlerimizle tanışıyoruz. Aynı zamanda fuarı alanını komple dolaşıyoruz, analizler yapıyoruz. Diğer sektörlerde neler oluyor? Hangi firmalar nasıl uygulamalar yapıyor? Acaba bizde ne gibi eksikler var? Bunları analiz edebiliyoruz, görebiliyoruz. Daha iyi neler yapabiliriz? Bu noktada analizler yapıyoruz. Son derece bu konuda katkısı oluyor bize. O yüzden bir fuara sadece firmalar katılırken kendilerini katılımcı olarak görmemeliler. Aynı zamanda resmen bir ziyaretçi konumundalar. Ziyaretçi olmak da zaten konuya bardağın dışından bakmak demektir. Bardağın dışından da bir konuya bakmak her zaman daha farklı şeyler görmek, daha değişik analizler yapabilmek anlamına gelir. Bu konuda da biz 4 yıldır inanılmaz derecede firmamıza katkı sağlıyoruz. Biliyorsunuz ki Samsun Tarım Fuarı her yıl büyüyen bir fuar olmuştur. Sizce fuarın geçmişteki faydaları nelerdir ve bu sene ne gibi faydaları ve avantajları olacak? Şimdi biz ilk katıldığımızda mütevazi bir metrekarede katılmıştık. Her sene metrekaremizi arttırarak bu sene de bize yeni ürün gamlarımıza yetecek kadar geniş bir metrekareyle katılıyoruz. Bunun tabii metrekare büyüdükçe fuardaki ağırlığınız da artıyor. Aynı zamanda her sene fuarda gelişiyor. Biz 2015 senesinden bu yana gerçekten çok katkısını gördük. Neden? Birincisi çevremiz Samsun. Biz Samsun firmasıyız. 3 kuşaktır Samsun'da yaşayan. 3 kuşaktır yine dedemden, rahmetli dedemden kalma bu ticareti devam ettiren bir firmayız. Bir aileyiz. Hem sektörel anlamda çevremiz genişledi hem de beşeri anlamda yani sosyokültürel noktada şehirde insanlarla tanışma, doğru insanlarla tanışma anlamında gerçekten çok güzel iletişimler, dostluklar kurduk. Bunun ötesinde yeni ürünlerimizi ve mevcut ürün gamımızı bayilerimize ve daha da önemlisi son kullanıcılara tanıtma imkanı bulduk. Son kullanıcıya istediğiniz kadar reklam yapabilirsiniz veya bir bayi kanalıyla ulaşabilirsiniz ki bizim yaklaşık Türkiye'de 1400 bayimiz var. Fakat fuarların en önemli noktası son kullanıcının gelip binlerce hatta son kullanıcının gelip o ürünlere direkt dokunmasıdır. Ürüne bir vatandaşımız ne kadar ürüne dokunursa o kadar o ürünün benimser, o kadar size değer verir. Biz neden bu kadar marka yatırımı yapıyoruz? 2017 yılında 14 tane fuara katılmışız Türkiye'nin çeşitli yerlerinde. Bunların içinde Bursa, Antalya, İzmir, Denizli, Diyarbakır, Samsun gibi internasyonel fuarlar da var. Dışa açık fuarlar da var. Haricinde
ilçe fuarlarına da katıldık ve örnek veriyorum TÜYAP'ın olmadığı işte Kayseri, önceden şimdi var Erzurum'da ama Erzurum, işte Hatay fuarları gibi, şimdi aklıma gelmeyen pek çok fuar daha var, Amasya gibi fuarlarda da bayilerimizi destekledik. Dolayısıyla fazlaca fuar yaşadık. Müthiş derece katkısını gördük. Yani istediğiniz kadar reklam yapabilirsiniz. Çok kaliteli ürünleriniz de olabilir ama fuarcılık bu işin çok önemli bir noktasıdır. Fuarcılık olmadıktan sonra yeteri derecede sahaya nüfuz edemezsiniz. Bizim sektörümüzde de tarlacı çiftçiye, bağcı çiftçiye, ormancı çiftçiye ve amatör kullanıcıya temas edemezsiniz. Ha, edersiniz şöyle 20-30 yılınızı alır. Ama fuarlarla beraber bu 3-4 yılda belki sonuçlanabilir. Peki fuarın sektöre katkıları neler sizce? Yani biraz daha onu açabilir miyiz? Demin de bahsettik biraz ama. Örnek vereyim somut örneklerle. Ürün tanıtımı. Diyelim ki ben bir makas çıkarmışım. Yeni bir makas. Veya yerli bir marka olarak o yok. Daha önce Almanlar yapmış, İtalyanlar yapmış. Hiç önemli değil. O makası ben çiftçiye rahatlıkla tanıtabiliyorum. Bunun da tabii ki hızlı bir dönüşü oluyor. Fuarda çok satış hedefimiz olmasa da bizim o bölgede bulunan bayimizden bunlar daha sonra talep ediliyor. Köylü geliyor, vatandaş geliyor, o bayimizden onu talep ediyor. Hızlı bir şekilde dönüşü olabiliyor. Ama biz fuarlara katılırken hiçbir zaman hemen ticaret olsun, hemen dönüşünü maddi olarak geri alalım diye katılmıyoruz. Asla. Bekliyoruz, sabırla bekliyoruz, tanıtıyoruz, çalışıyoruz. Sonrasında belki 6 ay sonra olacak dönüşü, belki 3 ay sonra, belki 1 yıl, 2 yıl sonra olacak. Yani buna fuarlara girerken de bu bilinçte olmak lazım. Hemen dönüş olacak diye bir şey yok. Ama mutlaka olumlu bir dönüş. Tabii ki yani. Sektörümüzü yani bizim zaten Türkiye'deki en önemli fuarlar tarım fuarlarıdır, lokomotiftir. Dünyada da böyle. Yani bilim teknoloji fuarları var, inşaat fuarları var, başka fuarlar var ama tarım fuarlarının yeri her zaman farklıdır. Almanya'da da böyledir, İtalya'da da böyledir, Çin'de de böyledir, Afrika'nın Fas'ta da böyledir, Türkiye'de de böyledir, Samsun'da da böyledir. Tarım fuarları bir şehrin, bir ülkenin lokomotifidir. Bizim de sektörümüz tarım ve orman bahçecilikle alakalı olduğu için, bunların mekanizasyonu olduğu için bizimle direkt alakalı. Ne kadar çok fuara katılırsak ve o fuarlarda o kadar iyi aktivasyon yaparsak dönüşünü o kadar iyi alırız. Bizim firma, bizim gibi firmaların dönüş alması da hem maddi hem manevi sektörü o kadar genişletir. Ve ben fuarcılığın bizim sektörümüzde önün açık olduğunu düşünüyorum. Evet. Peki fuarı iş çevrenize tavsiye eder misiniz? Kesinlikle hem sektörüme tavsiye ediyorum hem sektörümde olmayan arkadaşlarıma, dostlarıma, bütün firmaları tavsiye ediyorum. Neden? Fuar demek, bence fuar demek vizyon demek. Yani fuarda sizi görecek ki alıcı güven duyacak. Güven duymazsa alışveriş bir yere kadar. Yani biz müşterimize de diyoruz, bayimize de diyoruz. Bizden hani 1-2 yıllık bayilik yapma niyetim varsa hiç başlamayalım, önemli değil. Biz herkese mal satabiliriz, sen herkesten mal alabilirsin. Ama fuarda bulunmak apayrı bir şey. Fuarda birinin sizi görmesi demek sizden hemen elektrik alması ve güvenmesi anlamına gelir. Ya bu firma gerçekten iyi bir firma, doğru işler yapıyor, kalıcı. Ben bunlardan bayilik alırsam beni sürekli desteklerler. Sadece iyi gün dostu değil, kötü gün dostu da olabilirler. İnsanlar hep umutlarının peşinde koşuyor. O yüzden fuara katılımı şiddetle tavsiye ediyorum yani. Hatta kendi sektörlerinin dışında da diyelim ki biz katıldık. TÜYAP sayesinde. Bunda TÜYAP da son derece vesile oldu. Yani biz tarımcıyız normalde. Yapı fuarına da katıldık. Mobilya fuarına da katıldık. Gıda fuarına da katıldık. Bunlarla hepsinde alakalıyız. Hatta evleniyoruz fuarına da katıldık 2 yıl önce. Neden? Çünkü markayı insanlara göstermek ve o markaya inandırmak, konuşturmak zorunda hissettik kendimizi. Yani biz bir taşın altına koyduk elimizi. TÜYAP 2 defa taşın altına koydu sağ olsun. Ne oldu? Belli bir ortak bir sinerji oluştu. Bu da sonrasında dinamizmi getirdi. Biz de dönüşünü aldık. Bugün yani Samsun'da bizim markamızı çok kişi tanıyordur bu vesileyle. Fuarcılığın bunda ve TÜYAP ailesinin bunda gerçekten önemli bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Peki
Peki, çok teşekkür ederiz. Sağ Ben olun. teşekkür ediyorum. Sağ olun. Vakit ayırdığınız için.